Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum Yusuf Kökten, Yeditepe Pazarlama Genel Müdürü. Yusuf abi hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Nasılsın, iyisin? Çok çok sağ olun efendim. Yusuf abi nasılsınız? Diyorum kusura bakma. Piyasanın abisi, beyaz eşya piyasasının duayeni. Teşekkür ederim teveccühünüz. Evet, bizim de Yusuf abimiz. Samimiyetine güvenerek kendisine Yusuf abi dedim. Nasılsın, iyisin Yusuf abi? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bize firmanızdan bahseder misiniz? Yeditepe'den bahseder misiniz? Daha sonra Altus'tan bahsedin. Yani anlatılacak çok şey var. Bir yerden başlayalım. Evet. Söz sizde, buyurun. Yaklaşık 35 yıldan fazladır bir sektör deneyimim var. Evet. Çalıştığım en son şirket, ilk ve son şirket daha doğrusu, Aşar Elektrikli Evaletleri Limited şirketinden, evet, 29,5 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum ve artık kuşun yuvadan uçması gerektiğini anladıktan sonra da ayrıldım. Birkaç ay dinlenme fırsatım oldu ama bu arada çok sevilmişiz ki sektörde. Gerek müşterilerimiz, gerek dostlarımız, gerek tedarikçi firmalar bizim tekrar sektöre dönmemiz için büyük bir baskı ile bizi karşıladılar. Abi senin çalışmanı görüyorum. Senin esas çalışman emekli olduktan sonra başladı. Yani diğer zamanlardan daha aktif. Ben sürekli Yusuf Bey'i ziyaret ederim iş yerinde. Ya kulağında telefon, ya bir şey yazıyordur, ya bir direktif veriyordur bir yerlere. Ya sevkiyatla ilgili bir durum vardır. Sürekli hareket halinde. Yani ben de bu kadar şeyi nasıl kaldırabiliyor diye hep içimden geçirmişimdir. Yani emekli olmadın sen. Evet. Emeklilikten sonra hayat hızlandı senin için. Evet. Öyle de denebilir. Evet. Ama tabii ki bu işin kuruluş aşamasını bu kadar yoğun yaşadıktan sonra şirket şu anda 5 yılını doldurdu. Bununla da bütün gözler Yeditepe'nin üzerinde. Bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir mesafeyi kısa sürede kat ederek 30 yılda, 40 yılda alınan mesafeler 5 yıla sığdıran bir şirket kurumuna geldik. Evet. Bu da fazla çalışmayla oldu. İşe başlarken tek bir prensibim vardı. Bu prensip de Büyük Atatürk'ün bir vecizesi bence. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Sözü bizim düsturumuz oldu. Evet, bunu yazalım bir yere. Evet. Yaklaşık 2012'de ayrıldığım Aşar Ticaret'ten biraz dinlendikten sonra işte Arçelik bizi çağırdı ve bu işi beraber yapmamızın sağlıklı olacağını bize söyledi. Yedi Tepe'nin sattığı ürünler Altus'un ürünleri. Altus dolayısıyla Arçelik, evet, ve Beko'nun, yani Koç Koç'un üçüncü markası. Üçüncü markası. Üçüncü markası. Yani kalite olarak, teknolojik olarak birebir Arçelik'le, bir Beko'yla birebir aynı. Sadece marka farklılaşmasından dolayı, evet, farklı kanallara ürünlerin ulaştırılması için bizleri tercih ettiler. Evet. Biz de Arçelik adına bu güzel ürünleri Türkiye'nin her tarafına en kısa sürede, en uygun fiyatla, en güzel hizmetlerle ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız işin özeti bu. Tabii bu işte biz yaparken bizden çok daha güçlü firmalar bu markanın peşindelermiş. Bizim haberimiz yoktu. Evet. Ama Arçelik gibi çok büyük bir kurumsal ve büyük şirket tecrübeyi tercih etti. Aynen. Bizi tercih etti. Halbuki ben zincirin en zayıf halkasıydım maddi olarak ama... Ama senin düşüncen o. Onların tecrübesi ve, evet, yılların birikimi şöyle düşünmüşlerdir. Pazarlama olmadan, piyasadaki ayağı olmadan hiçbir şey olmaz. Bundan dolayı... Zaten Batı türü veya Amerikan vari şirket yönetimlerinde şirketlerin işte finansman yapısı, üretim teknolojileri grubu, üretim yeri, üretim şekli, sermayesi, insan kaynakları bir tarafa, pazarlama bölümü bir tarafadır. Daima böyledir aslında. Ama, evet, bu bizde yeni yeni bunun farkına varıldı. Mühim olan tabii ki malı ürettiniz. İsterseniz altın kaplama bile üretebilirsiniz ama onu
istediğiniz kanala ulaştıramadıktan sonra istediğinizi elde etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bizim işimizde tam bu noktada biz önümüz ortaya çıkıyor. En güzel ürünü, en güzel yerde, en güzel zamanda, en uygun fiyatla dağıtıcılara veya tüketiciye ulaştırmanın yollarını arıyoruz. Bunu yaparken yaptığımız şey, büyük şirketlerin çok daha büyük maliyetlerle yaptıkları hizmetleri bizler daha ekonomik koşullarda üretebildiğimizden dolayı bu bizim varlık sebebimiz. Toptancının, distribütörün Türkiye'deki varlık sebebi bu. Eğer siz aynı yöntemi bir başkasından daha ucuza çözemiyorsanız sizin var olmanızın anlamı yok, var olamazsınız. Dolayısıyla sürekli bir devinim, sürekli bir gelişim içerisinde olmanız lazım. Biliyorsunuz hayatta değişmeyen tek şey değişimdir. Bu değişime ayak uyduramayan firmalar çok kısa sürede sahne dışında kalıyorlar. Altos'un ürünü olarak neleri var? Ben biliyorum ama belki izleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Şimdi Altos, Arçelik'in 3. markası diye söyledik biraz evvel. Bir mağazayı dolduracak her şey var. Örneğin 25 model buzdolabı çeşidi var. Derin dondurucular, çift kapılılar, statik buzdolapları, no frost buzdolapları, tek kapılı buzdolapları, büro buzdolaplarından tutun. Geniş ve çift çalışma sistemine dahil olan buzdolaplarına gelene kadar bütün modeller var. Yani Arçelik bayinde, Beko bayinde, diğer markalarda neler varsa bizde de dolap olarak hepsi var. Bir 15 model kadar üstten kapaklı ve çekmeceli derin dondurucu grubumuz var. Çok geniş bir yelpaze. Her türlü tercihe hitap ediyor. Yine son teknolojiyle üretilmiş, dünya ile aynı anda Türkiye'de olan A++'dan da %30-%40 daha tasarruflu. Enerji tasarruflu. Evet. 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo ve Haziran'da çıkacak 10 kilo çamaşır makinalarımız var. İnvertör motorlar bunlara yeni eklendi. Tabii hanımlar battaniyeleri yıkar o 10 kiloluk makinalar. Her şeyi yıkayabiliyorsunuz. Evet. Burada Türkiye ile aynı anda, dünya ile aynı anda entegre bir üretim. Arçelik'in bu ürünleri dünya ile aynı anda Türkiye'de de piyasaya sürüldü. A sınıfı enerjiden de %30 daha tasarruflu. A++'dan da %30 daha tasarruflu ürünler. 14 dakikada çamaşırınızı yıkayabiliyor. Ve çok uygun su kullanarak, çok az su kullanarak, adeta kuru temizleme yapar gibi çok az deterjanla, top sistemi sayesinde çok az deterjanla çamaşırı yıkıyor. Diğer markalardan çok farklı özellikleri var. Yine bulaşık makinesinde ses seviyesi çok az. İşte 2 program, 3 program, 4 program, 5 program ve bunların silver, çelik görünümlü ürünleri var. Bunlarda da yine hem sessiz, hem işte yarım yüklü, hem 30 dakika, 28 dakika, 12 litreyle yıkayabilen çok gelişmiş çamaşır makineleri var. Son derece geliştirilmiş ve Türk tüketicisinin hizmetine sunulmuş ürünler. Artık bu ürünler Avrupa ile değil, dünya ile yarışır durumda. Zaten Türkiye'de şu anda ülkemiz bir beyaz eşya üretim merkezi. Çin'den sonra dünyanın en büyük üreticisiyiz ülke olarak. Yine bunun yanında pişirici grubu çok hızlı gelişiyor. Düğmeden ateşlemeli fırın modelleri, muhtelif modellerde beyaz, silver modelleri, saatli modeller, çelik modeller. Ankestra hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Değişik her zevke ve her ihtiyaca hizmet edebilen ocak çeşitlerimiz var. Hem LPG'li hem doğal gazlı çalışabilen ürünlerimiz var. Hızlı bir şekilde yine küçük hava aletleri serilerini hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Önümüzdeki ay inşallah kurutma makineleri çıkacak. Yeni çıkan Ankestra bulaşık makinelerimizi devreye aldık. Piyasaya tüketicinin beğenisine sunduk. Bunun yanında da yine olmazsa olmazımız televizyon grubunda çok iddialı bir konuma gelmek üzereyiz. Holdingin büyük yatırımları var. Tabii bu arada da bunların bir taraftan da tüketici hızlı bir şekilde lanse edilmesi ve tüketicinin kullanıma sunulması gerekiyor. Biz de sahada
büyük ölçüde bu hizmetleri veriyoruz. Bu da bayi kanalıyla oluyor bildiğim kadarıyla. Tabii. Ve birçok yerde alt üst bayilerini görüyoruz zaten. Evet. Beyaz eşya, şovrom şeklinde sırf alt üst üzerine ürün satan birçok mağaza biliyorum. Benim de bu işi yapan akrabalarım var. Alt üst ürünleri satan. Görüyorum ben birçok yerde. Teşekkür ederim. Alt üst markası var. Çok güzel bir soruyu sordunuz. Hatta şöyle bir şey olmuştu yıllar önce. Biz ilk dergiye başladığımız zaman, ben de eski mağazacıyım biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Halı mobilya, beyaz eşya üzerine. Bir müşterim bende özel olarak ürün istedi. İlla alt üst markası olsun dedi. Evet. O zaman ben satmıyordum alt üstü. Evet. Başka bir akrabam satıyordu. Gidip ondan tedarik edip verdim. Özellikle sordum. Niye alt üst istiyorsun falan. Başka markalar var. Dedi ki bu garantili bir mal. Arkasında evet. Servis var, garanti var. Evet. Ondan dolayı tercih ediyorum diye. Yani böyle şeyler de önemli. Çünkü garanti var arkasında. Tabii garantiden ziyade Türkiye'de numune gösterilebilecek bu servis teşkilatının en güzel numunesi, örneği var. Bütün şirketlerin örnek alması gereken bir servis yapısı var. Tüketici odaklı bir servis anlayışı var. Dolayısıyla çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Bütün tüketicinin lehine çözümleyerek bütün sorunları hallediyoruz. Bunu daha önce çalıştığım başka bir beyaz eşya şirketinde çalışıyordum. 85 yılında bir müracaatla bayilik teşkilatını kurmak için Orta Anadolu'ya gitmiştik. Hiç unutmuyorum, bu anımı anlatmak istiyorum size. Tabii ki. Sivas'a geldik. Sivas'ta. Benim memlekete gitmiştim. Evet, Sivas'a geldik. Sivas'ı sizin kadar biliyorum. Eyvallah. Divri, Kangal, Divri, Gemerek, evet, Divri Şarkışla, Yıldızeli, Suşehri, Zara. Yusuf abi benden iyi biliyor. Bakın evet, benim ilimi sayıyor ama. Oralarca gittim. Yani bu işler kolay olmuyor sayın seyirciler. Türkiye'yi karış karış gezmek lazım. Evet. Hangi köşede kim var, hangi esnaf var bilmek lazım. Yusuf Bey gibi başka duayen iş adamları da var. Bunların hepsinde bu şeyi görüyorum. Yani bayisi hangi köşede, hangi sokakta, nerede, ne iş yapar, babası kim, işte akrabaları kim, sülalesinde başka insanlar aynı işi hangi ilde yapıyorlar. Bunları tek tek bilen insanlar. Evet, Yusuf abi de bunlardan biri. Teşekkür ederim. Benim ilimi sayarken ilçeleri benden daha iyi saydı. Belki ben takılabilirdim. Estağfurullah. Evet. Sivas'a vardığımızda elimizdeki müracaat Kangal ilçesinin bir mezrağında bir bayilik müracaatı var. Bayilik müracaatını değerlendirmek için sabah saat 8 gibi otelden hareket edecekken otelin sahibi Murtaza Bey dedi ki nereye gidiyorsunuz bugün? Kangal'a gidiyoruz falan mezra deyince dedi oturun oturduğunuz yerde bugün gidemezsiniz siz oraya dedi. Sebebini sorduğumuzda oraya gitmek için saat 6.30'dan marşa basmanız lazım çocuklar dedi. Ve o gün Sivas'ta günü değerlendirerek ertesi gün yine 6'da marşa basarak yola koyulduk. Gürün'e oradan da işte Kangal ilçesine vardık. Kangal'da o dediğimiz yere vardığımız zaman orada bir elektriğin olmadığını ve karşımızda bir çadırların olduğunu gördük. Allah Allah. Bir çadırların olduğunu gördük ve düdüğe bastığımız zaman saat 10.30 gibi çadırdan işte kara poturlu, şalvarlı bir ağa çıktı. Buyurun dedi, hoş geldiniz, buyurun inin aradan, bizi bir çadıra aldı ve şunu dedi. Siz nereden geliyorsunuz? Şu üretici firmadan geliyoruz. Dedik biz, bizi aramışsınız bayilik için ama biz burada bir evin olmadığını ve elektriğin olmadığını görüyoruz. Bu ürünleri siz nerede satacaksınız? Nerede kullanacaksınız? Elektrik yok burada dediğimiz zaman bize şunu söyledi. Bizim dedi bir köyümüz var. Biz burada şu anda yayladayız. Evet, genelde öyle. Yayladayız. Dolayısıyla yaylada köye indiğimiz zaman köyde kullanacağız bu ürünleri. Peki servisiniz var mı diye bize sordu. Biz de servisimiz tabii ki var. Nerede dedi? Sivas'tan. Sivas'tan mı gelecek dedi. Evet dedik dedi. Olmaz dedi. Neden? Dedi bakın bizim şu anda köyümüzde oturan insanlar var. Köyümüzde bir tane bakkal var. Kullandığımız ürünlerin tamamı Arçelik. Ve Arçelik'in servisi pazar gün gelir bakkala sorar. İhtiyacı olan, servis ihtiyacı olan vatandaş var mı?
Orada deftere yazarız kimin ne ihtiyacı Yusuf varsa. Abi sözünü keseyim mi bu arada? Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ben Divriliyim. Bizim servisimiz Kangal'da geliyor. Bazen de Gürün de geliyor. Evet. Divri'de servis yok. Beko Arçelik servisi yok. Ben de biliyorsunuz orada bir yerleşik düzene geçtim. Orada bir evimiz falan var. Akrabalar aynı şekilde. Aynı şeyi yaşadım. Ve servisin Gürün'de geleceğini söyledikleri zaman ya ta Gürün'den buraya servis gelir mi diye. Çünkü 150 kilometre falan bir yol. Belki daha fazla. Ve inanır mısın servis dediği gün dediği saatte geldi. Ve eşyalarımızın kurulumunu yaptı. Bu bize bir örnek oldu bu açıklama. Dedi ki olmaz dedi. Her perşembe gün servis köye gelecek. Arıza olur veya olmaz. Bakkala soracak. Arıza varsa defterde. Evlerimiz açık tamamen. Gidip tamir edecek, bırakacak oraya. Yoksa dedi ben senin servisinin Sivas'tan gelmesini bekleyemem, kusura bakma diyerek bize çok güzel bir ders verdi. Dolayısıyla Arçelik'in o gün gıpta ettiğim servisiyle bugün çalıştığım için çok mutluyum. Gerçekten de bu işi her yönüyle çözümlemiş bir şirket olarak Arçelik'in bu servis yapısı bütün tüketiciler tarafından bizim tercih edilme sebeplerimiz arasındadır. Evet. Yusuf abi biraz da piyasadan bahsedelim. Siz mesela sizin oraya geldiğim zaman gördüğüm şey şu, işte diyorsunuz ki bu kamyon Bartın'a gidiyor, bu Adapazarı tarafına gidecek, bu şuraya gidecek. Sürekli böyle bir hareket, sevkiyat, nakliyat falan. Nerelere ürün satıyorsunuz? Bunu da izleyicilerimiz bilmek ister. Evet, ben gücümü şu anda tecrübemden alıyorum. Yaklaşık 85'ten 84'ten bu yana 6000 bayi ile tanıştım. Bu bayilerin bir kısmı kapandı, bir kısmı tasfiye oldu, bir kısmı başka şekilde sonlandı. 6000 bayi dediniz değil mi? Evet, 6000 bayi dedim. Bir kısmı da bugün dededen oğula, oğuldan toruna intikal etmiş vaziyette. Dolayısıyla bahsettiğiniz yerleri, özellikle Batı Karadeniz'i, Orta Anadolu'nun tamamını, Erzurum'a kadar olan bölgeyi, Ege bölgesini, Trakya'yı ve Marmara bölgesinin tamamını defalarca yürüyerek arabasız olarak sokak sokak gezmiş biri olarak söylüyorum. Bizim bütün işimiz bayi ile aramızdaki diyalogla alakalıdır. Abi bu da pazarlamaya dayanıyor. Şimdi pazarlama güçlü olmadığı zaman demin ki bahsettiğim şeye geliyoruz. Ben de eski bir pazarlama uzmanıyım. Bu işi iyi bildiğim için. Pazarlaman güçlü olmadığı zaman, kendin sahaya inmediğin zaman mutlaka bir eksik kalıyor. Hani bir atasözü var işte, gezen tilki yatan aslandan iyidir diye. Gerçekten her atasözünde bir gerçeklik var. Yani bunu en iyi uygulayan kişilerden biri sizsiniz Türkiye'de. Tecrübelerinizden biz de yararlanalım, sektör temsilcileri de yararlansın. Yaklaşık 12 adet satış müdürümüz var. Bizzat bu arkadaşlarımız mesai saatleri içinde ve dışında her biri yaklaşık 10, 12, 15 adet bayinin kapısını ziyaret ediyor. Ve bayilerimizle, müşterilerimizle birebir ikili diyaloglarımız var. Bunlar çok güçlü bir şekilde yaşıyor hala. Ve bizi biz yapan, bizi onlarla bağlayan diyaloglarımızdır. Anadolu'da ve İstanbul'da ve Trakya'da başarının esas sebebi Koç Holding'den aldığımız iş terbiyesi, disiplin, bayilerle olan ikili ilişkilerimiz ve daha önceki sahada gördüğümüz bu deneyim. Ben yaklaşık 35 yıl önce piyasadayken rahmetli Vehbi Bey'in, Vehbi Koç Bey'in bayilerle beraber çekilmiş fotoğraflarını, bayilerin oturdukları masanın yan tarafındaki duvarlarda görüyordum. Ve Rahmi Bey'in bu diyaloglara nasıl önem verdiğini, her bayiyle ayrı ayrı fotoğraf çektirerek bunun önemini vurguladığını, daha sonraki bütün toplantılarımda bütün satış müdürlerime her zaman keyifle aktarıyorum. Dolayısıyla işin sırrı bayinin ihtiyacını anlamak, ona güvenebilmek, aranızda iyi bir frekans tutturabilmek, frekansla iyi bir diyalog oluşturmak. Size 24 saat ulaşabilmeli bayi, aradığı zaman her sorunu çözebilmelisiniz. Sizin orada bir sorununuz olduğu zaman sizi anlayabilmeli. Dolayısıyla da sizin aldığınız kararların piyasada nasıl etkiler yaptığını bayi gördüğü takdirde
Bayi sizin arkanızdan gelir ve sizin ona sunduğunuz fırsatları iyi izah ederseniz, bu fırsatları kaçırdığı zaman nelere mal olacağını, neler kaçırdığını anlatırsanız, evet, dolayısıyla muvaffak olmuş olursunuz. Aslında bir nevi şöyle, sizin işiniz profesyonelce çalışırken, evet, ki profesyonelce çalıştığınızı biliyorum. Evet. Ama işin bir tarafında da amatör bir ruh var. Evet. Bu da ikili ilişkiler, diyaloglar, bu başka firmalarda da gördüğüm bir şey. Evet. Biz geçen ay Antalya'daydık. Merinos, evet, Erdemoğlu Holding'in bayiler toplantısı vardı. 1500 bayi katılmıştı toplantıya. Evet. Orada gördüğüm şuydu, Merinos'un sahibi İbrahim Erdemoğlu tüm bayilerini ismiyle, işte baba ismiyle, hatta lakabına varıncaya kadar hitap ederek, tanıyarak, diyorsunuz ya Vehbi, evet, Koç işte bayilerini tanıyor, evet, onlarla beraber fotoğraflar çektiriyordu. O, evet, size orada bir ışık olmuş. Evet. Siz de bugün bu tecrübeyi başkalarına aktarıyorsunuz. Bunu ben, evet, işte Merinos gibi başka firmalarda da görüyorum. Evet. Bu profesyonel çalışmanın yanında amatör bir ruh. Evet. Yani bu olmazsa işin bir tarafı eksik kalır. Eksik kalır, evet. Eksik kalır. Bu konudaki tecrübelerinizden de faydalanalım. Evet. Şimdi işimizin ağır bir bölümü, bizim biraz evvel bahsetmiş olduğunuz gibi, işin sevkiyat bölümü. Sevkiyat da tabii ki şu ortamda artık hızlı ve ekonomik olmak zorunda. Evet. Bu da farklı çözüm arayışlarını beraberinde getiriyor. Siz bunları bayinin fiyatlarına çok yansıtmadan yapmak zorundasınız. Çünkü bir aracı firmayız, bir toptancı firmayız. Evet. Bütün firmalar bizim rakiplerimiz. Hem kendi içimizde, kendi markamızda, hem de markanın dışında diğer markaların satıcıları ve üreticileri de bizim rakibimiz durumunda. Dolayısıyla bunların karşısında ürünü en uygun fiyatla nereye nasıl sevkiyat yapacağımızı uzun araştırmalar sonrasında karar veriyoruz. Evet. Örnek veriyorum. Belli anlaşmalarla, belli kargolarla, belli bayilere ürünleri teslim ediyoruz. Çünkü bizim rakiplerimizin büyük bir kısmı ürünleri tüketiciye kendileri sevk ederek bayiden bizim bir tık üstümüze hizmet veriyorlar. Ama bizim böyle bir hizmetimiz olmadığı için şu anda biz de bunu farklı şekillerde kullanmaya çalışıyoruz. Ama şu anda en az 15 kalem malda servisin tüketiciye ürün taşıması başlatıldı. İnşallah bütün ürünlere bu teşmil edilerek daha sonra bütün ürünlerimizi, servislerimizi taşıdığı zaman bu görevimiz biraz daha azalmış olacak. Ama hangi iş yaparsanız yapın Türkiye'de ürün sevkiyatı ve ürün teslim şekli, maliyeti, yani parantez içinde depolamadan bayinin deposuna teslimine, tüketiciye teslime kadar olan bölüm, lojistik dediğimiz kısım, her sektörde artık bugün olmazsa olmaz kadar önemli ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bunu çözemediğimiz takdirde biz de her an saf dışı kalabiliriz. Dolayısıyla, evet, bunu çözmek zorundayız. Bunlarla ilgili her türlü argümanı kullanıyoruz. Bayinin fiyatına bunları yansıtmadan, tüketicinin eline geçen fiyatın şeklini şişirmeden bunu çok mütevazi bir fiyatla çözmek zorundayız. Bu da bizim bünyemizdeki arkadaşlarımız içerisinde lojistik eğitimi almış ve benim de bu sektörü biraz daha tanımamla ilgili olarak gayet iyi çözümlemiş durumdayız. Teşekkür ederim. Fiyat demişken şöyle bir şey, öbür yan markalarınızla, evet, esas işte isim zikretmekte de bir sakınca yok. Evet. Beko ve Arçelik'le, evet, Altus'un arasındaki fiyat aralığı yüzde kaç, yani yüzde kaç fiyat fark ediyor? Şimdi bir defa ürün aynı olduğu için, evet, çok farkın olmaz artık, bundan sonra çok zor. Aynı ürünler. Ben şunu söylemek istiyorum kısaca. Aradaki fark hizmet kadar olabiliyor bugün. Evet. Yani siz eğer Çelik ve Çelik Naz'ın bütün televizyon kanallarında akşama kadar, sabaha kadar filmini oynatıyorsanız, reklamını döndürüyorsanız, artı bayinin istediği kadar 1-1-2-2 sevkiyat yapıyorsanız, artı bununla ilgili bayinin kirasına destek olma ihtimaliniz varsa AVM'lerde veya büyük, evet, mağazalarda, cadde mağazalarında, evet, ve bayilerin çok eğitimli bir kadro ile çalışmasını istiyorsanız ve büyük kiralar ödettiriyorsanız
bunların tamamı eğer paylaşılıyorsa Arçelik'le bay arasında bunlar paylaşılıyorsa fiyatlar eklenerek gidiyor bunlar. Onlar bayiye kira yardımında bulunuyorlar zaman mı? Zaman zaman yapılıyor evet. Bu zaman, da fiyata zaman yansıyor tabii ister ki, istemez. Tabii çünkü belirli yerlerde şehrin merkezi yerlerinde tabii yüksek ki kiralara kiralanan gözde yerler var. Tabii neden ki bunu söylüyorum? Çünkü Arçelik bilinirlik olarak Türkiye'nin en çok bilinen markası. Evet. Bunu oluşturmak kolay değil. Mutlaka köşe başında en iyi caddede olmak mecburiyetindesiniz. Tabii şimdi bunu şöyle bakmak lazım. İlla bir Arçelik bayisiyle altı satan bir bayinin arasında %10, %20, %50 fiyat olacak diye bir kural yok. Ürün bir defa aynı ürün. Evet. Yöntemler farklı. Tabii ki arada çok büyük bir fark var. Ama bu farkı şu anda daha fazla aşmak mümkün değil. Neden mümkün değil? Ben şöyle anlatıyorum. Bir Arçelik bayi olmak için İşte örnek veriyorum, en az 500 bin TL bir teminat mektubu vereceksiniz. Arkasından 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon bir ipotek vereceksiniz. Evet. Arkasından ana caddede en az 300 metrenin üzerinde bir dükkan kiralayacaksınız. Evet. Buraya eğitimli en az 20 tane kadronuz olacak. Tezgahlarınız, muhasebeniz, sevkiyatınız, bir bilgisayar sisteminiz ve programınız, Arçelik'le entegre programınız olacak. Bunların bir bedeli var. Buna karşılık da bir kota verecek Arçelik size. Evet. Bir kota verecek, bu kadar giderek katlanacaksınız, bu kotalara üzerinize alacaksınız, stok tutacaksınız ve ürünü satmaya hak kazanacaksınız. Ama öbür tarafta da sadece altus satarak ben de aynı fiyattan %30 aşağıya satacağım diyerekten de çok büyük bir farkla ürün satma şansınız da yok. Çünkü burada bir bayilerimize bir kota vermiyoruz, bir genel gider yüklemiyoruz. Efendime söyleyeyim, kar marjlarını da serbest bırakıyoruz. Hiçbir ipotek teminatta onları zorlayıcı bir önlem almıyoruz. Dolayısıyla da siz istediğiniz zaman 3-5, 10 tane, 50 tane, 20 tane ürün alabileceksiniz. Bir kotaya girmeden öbür bayiler o kotanın altında ezilirlerken ben de aynı ürünü burada daha ucuza satacağım diye böyle bir şansınız olmamalı. Kotadan hariç şöyle bir şeye şahit oluyorum ve piyasada. Nedir? Diyelim bir ürün adamın elinde var işte firmanın elinde evet. 10 tane, 20 tane her neyse 50 tane. Evet. Tekrar o üründen o firmaya fabrikanın elinde çok olduğu için aynı üründen yükleme yapıyorlar. Tabii. Ya bundan şikayetçi olan firmalar da var. Yüklüyor, bu sadece sizin sektörle ilgili evet. değil. Halı piyasasıyla, mobilya piyasasıyla, evet. züccaciyeyle de ilgili bir evet. şey bu. Genelde bu oluyor. Yani bu kota işi biraz şey ama o konuda siz rahatsınız diyorsunuz ya. Herhangi bir kota evet. belirlemiyoruz müşterimize. Evet. Hatta satabildiği ürünü alıyor sizden yani. Ne satıyorsa onu arıyor. Hatta şunu söylüyoruz biz. Şunu söylüyoruz. Bayimizin bizden aldığı ürünü eğer satamamış ise 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra kapalı ambalaj olmak üzere ben o ürünü alıp sattığı başka bir ürüne değiştirmeyi de her zaman taahhüt ediyorum. Dolayısıyla bizi buradaki iş bizi şuraya getiriyor. Bayiye eğer malınıza güveniyorsanız, fiyatınıza güveniyorsanız, bayi ne kadar çok satarsa o kadar çok ürün talep edeceği için zaten stok yüklemeye de gerek yok. Fazla ürün göndermeye de gerek yok. Aslında iş aynı yere varıyor. Aynı yere öbür varıyor. Türlü bir sıkıntı oluyor bayi için. Evet. Burada kendi isteğiyle aldığı için evet, evet. Yine aynı ürünü satmış oluyor. Tabii ki. Öbür türlü işin sakıncaları da meydana çıkıyor. Ne oluyor? İşte aynı ürün bayinin elinde şiştiği zaman ürün spota da düşmüş oluyor. Böyle bir sıkıntı da vardı. Bilmiyorum. Tabii belki şimdi, belli markalarda yoktur ama bazı markalarda var bunu bu. İki türlü ele almak lazım. Üretici evet. açısından önemi bunun şu. Üretici ürettiği bir malı bayi yapısına göre üretiyor ve bunu herkese göndermesi lazım. Bunu teşhir ettirmesi lazım haklı olarak. Evet. Çünkü başka satacağı kanal yok. Bayisinden başka yere satış yapmayacaksa evet. bayiler bu yükü taşımak zorundalar. Evet. Bayi açısından da bunun önemi. Bayiler gereksiz gerekli stokun dışında fazla stok yüklendikleri zaman da finans dengeleri, finans yapıları bozulduğu zaman bu da bayinin önünü kapatıyor ve bayinin karlarını bitiriyor. Bayinin zaman zaman kötü durumlara düşmesine yol açıyor. Evet, bu da büyük bir sıkıntı. Yani piyasanın sıkıntı. Genel evet. sıkıntısı bu. Evet, evet. Bu bütün sektörlerde olan bir şey. Evet. Ondan sonra da ürün spota düştüğü zaman 100 liralık ürünün 50 liraya düşmüş oluyor. Tabii. Farkında varmadan bu risk her zaman firma kendine zarar vermiş oluyor. Tabii bütün sektörlerde var bu. Var evet. Var maalesef. Evet, ben bunu görüyorum. Evet.
Evet Yusuf abi, sizin etkinlikleriniz de oluyor, işte bayi toplantılarınız oluyor, piyasaya ziyaretleriniz oluyor. Hatta mübarek Ramazan ayındayız. Herkesin de Ramazan'ı burada mübarek olsun. Teşekkür ederim. Yemekleriniz oluyor. Yıllardır biz sizin Ramazan'la verdiğiniz yemeklere geldik. Teşekkür ederim. 34 Gündem Gazetesi, İş Gündem Dergisi, Yöremiz Anadolu Dergisi olarak sürekli geldik. Bu konuda da biraz şey yapalım. Evet, şimdi biz her şeyimizi bayilerimizle ve bayilerimizin çalışanlarla paylaşmayı seven bir firmayız. Çünkü bizi taşıyan güç bayilerimizdir. Bizi evet. taşıyan güç, her ne kadar arkamızda bizi destekleyen, gücümüzü aldığımız yer Arçelik ise de, ama bizi esas o yükü taşıyan, her aldığımız karara saygıyla karşılayan ve bizi her zaman yalnız bırakmayan bayilerimizle de her şeyimizi paylaşıyoruz. Tabii bunu da daha önce gördüğümüz şekilde mümkün olduğunca ben bayi ziyaretini sık sık yapıyorum. Boş zamanlarımda İstanbul içi ve İstanbul dışına sık ziyaretler yapıyorum. Evet. Bundan keyif alıyorum. Bayilerimizle bir araya geliyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Piyasayla ilgili yeni bilgiler ediniyoruz. Evet. Yeni ihtiyaçları kokluyoruz. Yeni talepleri alıyoruz. Tabii bu aşamada da bayiyle boş gidemiyorsun. Tabii ki yılda bir defa yaptığımız bir iftar yemeğimiz var. Evet. Hem İstanbul içinde hem İstanbul dışında değişik illerde. Bir bu yakada bir de karşı yakada, yani bir zaman Avrupa zaman ve Anadolu yakasında evet, onu da yaptınız. Zaman zaman. Evet. İşte yılbaşlarında bir promosyonlar dağıtıyoruz. Bayilerimiz ihtiyacı olan takvimdir, ajandadır. Masa sümenidir, masa takvimidir. Biz hep sizin masa sümenlerinizi kullanırız büromuzda. Evet. Ama bir gün ziyarete gelirseniz İnşallah görürsünüz. Geliriz. Belki bir alt üst köşesi gibi bizim İnşallah. Masamız. Keyifle. Evet, bunu yine söylemişken Alt Üst'ün sürekli İş Gündem dergimizde ilanları da var. Yusuf abi her zaman arkamızda duran bir sektör temsilcisi. Kendisine sizin, fırsat bulmuşken teşekkür de etmek istiyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bu güzel ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlayan bayilerimize, bunları ulaştırdığınız için, anlattığınız için de size müteşekkirim. Arçelik adına da teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Arkadaşlarım adına da, kadrom adına da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz İnşallah teşekkür ederiz. Her türlü desteğimiz sürecek. Allah razı olsun. Yine aynı şekilde yılda bir veya iki defa yaptığımız bayi toplantılarımız oluyor. Bayi toplantı ve bayi tatilleri oluyor. Bunlara da genellikle başarılı bayilerimizi aileleriyle beraber inşallah ağırlıyoruz. Genellikle tatil köylerinde 3-4 günlük, 5 günlük sürelerle bu kardeşlerimize beraber oluyoruz. Hem bir iletişimimizi güçlendirmiş oluyoruz, hem onları dinlendirmiş oluyoruz, hem de turizme hizmet etmiş oluyoruz, katkı yapmış oluyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Yusuf abi, biraz da piyasadan bahsedelim. Bu ara piyasada bir durgunluk var. Evet. Kimi bunu seçime bağlıyor, kimi işte yaz sezonunun girmesine bağlıyor, kimi işte başka nedenlere bağlıyor. Evet. Siz bu konuda sürekli piyasanın içerisindesiniz, piyasanın duayenisiniz. Evet. Siz neye bağlıyorsunuz? Bir durgunluk var ama piyasada. Şimdi durgunluk hiç bitmedi zaten Türkiye'de. Ama bir de şöyle bir şey var, biz biraz da kanatkar davranmıyoruz gibi. Evet. Şimdi görüyorum sürekli koşturmaca, sevkiyat, şimdi, satışlar ama bir taraftan da sürekli şikayet var. Bu yıllardır devam ediyor. Evet. Ben 42 senedir sektörün içerisindeyim. Bu hiç bitmedi. Bu devam ediyor. Bakın, ama Bekir Bey, biraz da sizden dinleyelim. Rica ederim. Bakın Bekir Bey, şimdi bizler inançlı insanlarız. Bayilerimiz de, tüketicilerimiz de inançlı insanlar. Eyvallah. Biz rızkın Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Rızkın Allah'tan geldiğine inanırken de biz iki türlü dua ediyoruz. Evet. Bir, bizim kavli duamız, bir de fiil duamız var. Allah razı olsun. Kavli duamız şudur. Bir bayi güzel bir caddede, güzel işlek bir sokakta, güzel büyüklükte, iyi büyüklükte, iyi bir yerde bir dükkan açacak. İçerisine güzel ürünleri, en son model ürünleri güzel bir şekilde teşhir için dizecek. Ve gelen tüketicilere de güler yüzle, tatlı dille bunları anlatarak, ödeme kolaylığıyla beraber eğer hitap ettiği takdirde burada mutlaka bir iş olur. Ama çok olur, ama daha çok olur, ama az olur. Kavli duamızda bu işi yaptıktan sonra Allah'ım hayırlı rızıklar, bol rızıklar ver diyerek dua etmek. Bir tarafta da bunu yapacak. Ama şimdi siz benim satış müdürüm dükkanınıza geldiği zaman
Yeniliklerden kaçıyorsanız, yeni çıkan ürünleri dükkanda teşhir etmiyorsanız, evet. Ürün çeşidiniz kafi değilse rakiplerinize göre, aynı şekilde gelen tüketiciye ayağa kalkıp bir ikramda bulunmadan veya tatlı dille onun dinlemeden, isteğini anlamadan bir hizmet veriyorsanız, ödemede kolaylık yapmıyorsanız, evet, yanlış bir yöntem seçiyorsunuz demektir. Bunlar olduktan sonra zaten yerine getirdikten sonra iş olacaktır. İşin birinci kısmı bu. Şimdi ikinci kısmı da sizin bahsettiğiniz kısım. Tabii ki Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Evet. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle hem Ön Asya'nın hem Avrupa'nın bugün çok ortasında bir olan bir yerde. Evet. Yine tarihi geçmişiyle ilgili olarak da hem doğuda, güneydoğuda bazı problemlerin çözüm aşamasındayız. Bir taraftan da bu genç nüfusun ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili de Türkiye çok büyük bir eğitim hamlesi içerisinde. Evet. İnşallah ülkemiz bunları çözecektir. Ve dünyada çok az ülkeye nasip olan hem çalışan hem tüketen hem de ihtiyaç sahibi, ihtiyacı olan, ihtiyacını alan bir topluma sahibiz. Düşünün 17 ile 39 yaş arasında, evet, bizim şu anda yaklaşık 45 milyon bir nüfusumuz var. Hem çalışıyor hem tüketiyor bunlar. Hem alım gücü var hem, evet, tüketmekten keyif alıyor. Böyle bir toplumumuz, evet, var. Evet. Biz işimizi biraz sorgulamamız lazım. Bu iş mutlaka yapılıyor. Belki %10-%15 pazar daraldığı veya genişlediği zamanlar olabilir ama biz işimizi rakiplerimizle mukayese edeceğiz. Onlar nerede, biz neredeyiz? Hangi malları biz koyduk, hangi malları koymadık? Hangi malları, hangi ödeme koşullarını tüketiciye sunuyoruz? Hangi kar marjlarına sunuyoruz? Biz bu soruların cevabını kendi vicdanımızla çözdüğümüz zaman iş olacaktır. Evet. Tabii ki zaman zaman dövizden kaynaklanan sıkıntılar olabilir psikolojik olarak. Zaman zaman seçimden kaynaklanan taleplerin ertelenmesi gündeme gelebilir. Evet. Zaman zaman efendime söyleyeyim başka sebeplerden dolayı olabilir ama şu anda ülkemiz iş potansiyeli açısından dünyanın sayılı ülkeler arasında hem Avrupa Birliği ülkelerinin hem Asya ülkelerinin hedef noktasındayız. Herkes Türkiye üretim ve dağıtım üssü olarak seçiyor. Bu arada bir iş mevsimi, iş sezonu dediğimiz bizim Mart-Nisan'dan itibaren 10. ayın sonuna kadar devam eden evlenme mevsimi, sezon mevsimi, evet, mahsullerin alınıp paraların alındıktan toplandı, sonra ürünlerin alınacağı mevsime girdik. Ülkemizin değişik bölgelerinde işte fındıktır, çaydır, pancardır, tütündür, buğdaydır, efendime söyleyeyim üzümdür. Bunların sanayi üretimimizin artık mahsulünün alması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bunlar da alındıktan sonra bu para Türkiye'ye akacak yine. Türkiye'de çok canlı bir ekonomi var. Kim ne derse desin Türkiye yetişmiş insan gücü açısından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesidir. Evet. Bu bize büyük bir potansiyel iş sunmaktadır. Bunu değerlendirmenin yöntemlerini aramak zorundayız. Ve bunu harekete geçirecek yöntemler bulmak zorundayız. Evet. Aynı zamanda maalesef boşanmaların da çok yaşandığı bir ülke olma durumuna geldik. Burada, evet, da yine tüketicinin tüketici olarak bakıldığı zaman yine büyük bir pazar oluşmaya başladı. Evet. Tasvip etmediğimiz bir durum ama maalesef böyle. Dolayısıyla bunlar geçici olarak çözümlerdir. Biz şirket olarak geçen yıl ki satışımızdan şu anda %20 yukarıdayız satışlarımızla. Aynı mal grubunu sattığımız halde %20 daha yukarıdayız. Cirolarımız %20 daha arttı. Bunu da bayilerimizle beraber yapıyoruz. Demek ki bu ürün satıldığına göre, bayilerimizle stok yüklemediğimize göre demek ki gidecek daha çok demek yerimiz var. Şöyledir, bu ağlayanlarda bir eksiklik var. İşte iş yok falan diye sürekli tabii sızlanan insanlarda vardır, bir eksiklik var yani. Eksiklik vardır. Siz diyorsunuz ya geçen seneyle bu sene arasında, evet, %20 artıdayız diye. Evet, artıdayız. Yani evet, eksilmesi için hiçbir neden yok. Demin bahsettiniz ya piyasadaki dinamizmle ilgili. Evet. Bunu en son Suudi Arabistan'da geçen hafta gördüm. Bir umre seyahatimiz, evet, olmuştu. İşte sözde
kişi başına milli geliri 40-50 bin dolar daha olan bir ülke. İşte petrolü var, her şeyi var. Evet. Ama bir baktığın zaman böyle bir durgunluk, insanların üzerine böyle bir ölü toprağı serilmiş gibi bir şey gibi. Biz de iniyorsunuz. Mesela şu anda Mecidiyeköy meydanına yakın bir yerdeyiz. Her taraf cıvıl cıvıl. Herkes evet. bir tarafa koşuyor Türkiye'de. Evet, evet. Yani insanlar bir şeylerin peşinde. Petrolümüz yok ama insan kaynağımız ve insan evet. gücümüz var. Ürünümüz var, işte imalatımız var, talepler var, genç bir nüfus var. Bu da Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu gösteriyor. Kesinlikle inanıyorum. Evet. Dediğinize katılıyorum. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Bence kalkınma rakamları daha yukarılara çekilebilir. Böyle bir potansiyeli var Türkiye'de. Evet. Yeter ki biz bu hareketi hareket haline getirebilelim. Bu potansiyeli kullanabilelim. Evet. Bu genç nüfusu değerlendirebilelim. Türkiye'de yapılacak evet. çok iş var kesinlikle. Evet. Türkiye şu anda tüketen bir toplum konumuna geldi. Biz üreten bir toplum konumuna geldiğimiz zaman bunun tersine döndürülür göreceğiz. İnşallah bunu en kısa zamanda da yöneticilerimizin, ülkeyi yöneten büyüklerimizin göreceğine inanıyorum. İnşallah. Şey yapalım Yusuf abi, son bölümde biraz daha Yeditepe'den bahsedelim. Program sizin. Biz sizin fikirlerinizde yararlanıp başka konularda da bilgi almak istedik ama. Teşekkür ederim. Yeditepe bundan sonra ne yapar, neler yapar, evet. Hedefleriniz nelerdir? Bu konuda Yeditepe'nin da. Yeditepe'nin misyonu en iyi ürünleri en ekonomik fiyatlarla en uygun zamanda, en uygun şekilde dağıtım kanallarını aktarmaktır. Bu daha iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Bünyemizde şu anda Altus grubu ürün var, ürünler var. Evet. Altus'ta olmayan kurutmalı çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve Altus'ta olmayan diğer ürünleri Hover kendi markasından evet. Alıp satıyoruz. Yine Altus'un zaman zaman yetmediği ucuz televizyon çeşitlerinde Avox markasıyla ek olarak Avox markasından alıp satıyoruz. Evet. Yine fazlaca çeşidi olmadığı için vantilatör yazın, kışın radyatör grubunu da Türkiye'nin lider markalarından Rax'ın ana dağıtıcısıyız. Onlar da yine hem yazın vantilatör çeşitleri olarak, kışın da radyatör çeşitleri olarak bayilerimize ve dolayısıyla tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Gayemiz şu anda ki iş potansiyelimizi çok daha yükseklere çıkararak ülkemize daha çok fazla vergi vermek, daha çok çalışan istihdam etmek ve bu ülkenin bir ferdi olarak da ben bu ekonomiye bir şeyler katmanın gayret içerisindeyim. Bunun için çalışıyorum, bunun için yaşıyorum. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Eğer biz bu işleri yapmadığımız takdirde gelecekler Avrupa'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Çin'den bu işleri onlar yapmaya kalkacaklar. Dolayısıyla bu ülkenin insanları bu işleri daha iyi yapabilirler. Bu yapabilirliğimizi de biz burada göstermeye çalışıyoruz. Bütün bayilerimizin Ramazan ayını kutluyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Bütün tüketicilerimizin Ramazanlarını ve gelecek yaklaşan bayramlarını tebrik ediyorum. Dolayısıyla inşallah bayilerimize daha karlı ürünler sunacağız. Bütün aldığımız kararlar bayilerimizin karlarını artırmak için, onları stok tutturmadan, fazla stoka yüklemeden beraberce paylaşabileceğimiz şekilde karımızı artırmaya çalışacağız. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim Yusuf abi. Peki. Geldiğiniz için tekrar biz de sağ teşekkür olun. Ederiz. İnşallah yeni programlarda sizlerle beraber olmak üzere. Allah razı olsun. Evet, kıymetli izleyiciler, bu haftaki konuğum Yeditepe Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kökten'di. Tecrübelerinden yararlandık. Kendisi bir duayen. Sağ olsun. Hepinize saygı teşekkür ve sevgiler ederim. Sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın.